Evet, herkese merhaba. Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız bir 10 Kasım'da karşınızdayız. 10 kere daha fazla üzgünüz belki ama 10 kere de daha fazla umutlu olmak durumundayız. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında belki ona çok fazla layık olamadık ama fikirlerine, onun göstermiş olduğu yola her zamankinden daha fazla sımsıkı sarılmamız gerektiğini biz ve belki Atatürk'ü anlamak isteyen herkesin daha fazla hissettiği günlerdeyiz diyelim. Biz Cuma günleri öyle mi böyle mi derken özellikle siyaset ve ekonomi arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Zaman zaman siyaseti kendi çıkarları için kullanan, popülizmi belki de her yola ulaşmak için mübah gören mantıklar karşısında bir şekilde siyasetin ve ekonominin ayrılmaz bir bütün olduğunu söylemek durumundayız. Son dönemde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşananlar ya da göç sorunu gibi hukuk içinde mi dışında mı gerçekleştiği ya da hukuksal boyutunun çok tartışılmadığı konular ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Biz de bugün bu konularda öyle mi böyle mi diyeceğiz sevgili Ahu Özyurt'la birlikte. Öncelikle geçen hafta yayın yapamadık ama bu hafta gündemde çok birikmiş oldu. Ahu'ya hoş geldin ve nasılsın diyerek başlayayım. Ahu'cum hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler Ertuğrul. Çok iyiyim hakikaten. Geçen hafta bizim Sunan'ın kızları olarak çok önem verdiğimiz bir konferans vardı. Bütün gün oradaydık. Onun için izleyicilerimizden affımı rica ettim. Ama bu arada gündemde birikti. Bayağı kulis de var. Onun için konuşacak çok konumuz var. Seni de çok iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ahu, yani benim arkadaşım çok iyi bir gazeteci olması dışında pozitif ayrımcılıkta ya lütfen yayında daha fazla kadın olsun konusunda bize yardımcı olduğu için de ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve hemen şu Yargıtay konusunu bir şöyle sorayım. Yani benim bir gündemde sıcak sıcak sorulan sorular var ama biraz da ben kafamda şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından bir de işte sağ cenaha onlarca milletvekili verdin ve anayasa değişiklikleri olacak noktasında. Şimdi Yargıtay ve anayasa tartışması cidden, yani anayasa yoksa hukuk yoktur, bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır gibi mi bakmak lazım? Yoksa sağ cenahta bile çok ciddi tepkiler oluşmaya başladı Yargıtay'ın bu açtığı davaya karşı. Nedir bunun nedeni? Ne aramak lazım bundan sonrasında? Şimdi bir son dönemdeki atamalara belki o Yargıtay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı'nın yaptığı atamalara bakmak lazım. Yargıtay biliyorsunuz AK Parti oyları, meclistekiler, aday göstermeler süreçleriyle vesaire gidiyor ama Yargıtay'ın yazdığı gerekçeli kararda Sayın Adem Sözler Hoca'nın dediği gibi biraz şahsi daire başkanının inisiyatifi söz konusu olmuş gibi. Anayasa Mahkemesi pek çok kararını şimdiye kadar tartışmamıza rağmen son dönemdeki atamaların çoğunluğunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla geldiğini ve üyelerin artık çoğunluğunun neredeyse Cumhurbaşkanı'na yakın isimler olduğunu söylemek mümkün. Bu bir kenarda dursun. Hani bu mesele bir içeride bir güç kavgası mı ya da adliyenin içinde farklı farklı grupların devriyle hesaplaşması mı? Belki bunu İçişleri Bakanı yaptığı operasyonlarla da uzun vadede birleştirmek söz konusu olabilecek ama şu açıdan baktığımızda benim gördüğüm Hayati Yazıcı gibi isimlerin rahatsızlık belirtmesinin arkasında şu var. Yani AK Parti'nin kurmayları, iktidarın önemli isimleri ve tabiri caizse kıdemlileri, akilleri kapatma davasının Anayasa Mahkemesi'ne geldiği gün oradan nasıl döndüklerini çok iyi bilirler. Sayın Cemil Çiçek de buna dahil. Yani AK Parti siyaseten yok olma noktasındayken Anayasa Mahkemesi'nden çıkan ve bir oy farklı çıkan bir kararla nasıl demokrasiye tutunduğunu, nasıl iktidarda kaldığını ve neredeyse bir hani kuvvetli bir rejim inşa ettiğini unutmayacak insanlarla dolu. Doğal olarak onların şeyinde, hafızasında o çok canlı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin her kararını sevmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama sonuçta iktidardaki partinin iktidarda kalabilme sebebi, oraya gelebilme ve kalabilme sebebi Anayasa Mahkemesi'nin kendi içinde aldığı, müzakerelerle aldığı,
duruşmayla aldığı, savunmaları dinleyerek aldığı bir kararda AK Parti'nin kapatılmasını kabul etmemiştir. Ya da yeterince şey vermemiştir. Yani yeterince delil yok demiştir. Neyse ne. Yani şeyin uçunun ucundan nasıl döndüğünü bildiği için AK Parti'nin kuymayları Anayasa Mahkemesi'ni eleştirseniz de bir noktada kararına saygı duymak gerektiğini bilirler. Birazcık şimdi anladığımız kadarıyla işin içinde o var. Yargıtay kendisinin bana göre birazcık uluslararası hukuku da mesela benzeri bir tartışma hatırladığım kadarıyla Pakistan'da da yıllar önce yaşanmıştı. Hani Cumhurbaşkanı'nı görevden almalara kadar falan giden bir süreçti. İki yüksek mahkeme erkeği arasındaki bu kavganın birbirlerini yiyecek boyuta kadar gelmesi, denge denetleme ağına, güçler ayrılığını tehdit edecek noktaya gelmesi, işin meclise kadar uzanıyor olması birazcık gördüğümüz kadarıyla hem yatırımcıları, hem iş dünyasını, hem yurt dışından bakanları da ya ne oluyor gene hani tam düzene giriyordu Türkiye havasından kopartıyor gibi. Ama esas onu sana sormam gerekiyor. Yani borsa bu şeyde düştü deniyor. Bu gene bahane mi yoksa birazcık yabancı yatırımcı ya burada bir şey var diyor mu? Evet. Şimdi yabancı yatırımcı konusunu bir kere birden fazla segmente ayırmak lazım. Yani bugün de mesela Borsa İstanbul'a baktığınız zaman yabancılar bir miktar alış yapmış gözüküyor. 85 milyon dolar mı TL mi neyse işte çok önemsemiyorum. Çünkü rakamlar çok küçük. Haberin altında da yurt dışı yerleşik hesaplar diyor. Şimdi onlar yabancı mıdır değil midir birinci soru bu zaten. Yani yurt dışında ben de sen de istersek hesap açabiliriz. Bu bir. Çifte vatandaşlığın vardır yoktur bu iki gibi şeyler var. Dolayısıyla hani yabancı yatırımcı nedir? Yenilir mi içilir mi? Bence en önemli özelliği şudur. Yabancı yatırımcı Türkiye'de finansal olarak kısa vadede bir getiri elde etmek isteyen bir yatırımcıdan borsaya işte faize gelen yatırımcıdan bahsediyorsak hiçbir zaman sizin hukukunuza ne yaşadığınıza falan filan bakmaz. Yani sen sabahleyin evden çıkıyormuşsun, rezalet bir trafik varmış, kimse kurallara uymuyormuş, saygısızmış. Sen polise şikayet etsen, sen suçlu çıkarmışsın, mahkemeye gitsen 10 sene sürermiş falan. Onların umurunda olmaz. Bu kısa vadeli para konusunu bir kere atlatmamız lazım. Bu bir. Veya onlar için bir şey yapmamıza gerek yok. Tek yapmamız gereken onlara reel faizi verirseniz tıpış tıpış gelirler. Bu birincisi. İkincisi sen gelişen piyasasın. Gelişen piyasa hani diyor ya adam incinmişsin dedi psikoloğa gittim. Hani gelişen piyasa dediğin ne biliyor musun? Ben değil George Friedman söylüyor. Yani kabile gibi benim yaptığım doğru senin yaptığın yanlış diye iktidara gelen gücü elinde bulunduran öbürünün yaptıklarını yıkıp aynı şeylere ulaşıyor. Şimdi ismini anımsayamayacağım eski AKP kurucusu siyasilerden bir tanesi dün açıklama yapmış. Demiş ki biz bu hukuktan hakimlerin sultasından çok çektik. Maşallah kendimiz de aynısını şimdi yaptık. Şimdi buradaki önemli nokta bence şu. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan yaprak kıpırdamaz diye biliyorum ben. Eğer kıpırdıyorsa Türkiye'ye esasen yatırım gelmesinin önündeki engel budur. Şunu demeye çalışıyorum. Ülkede gerçekten bir rasyonelleşme var mı yok mu? Biz bunu zaten Mart'tan sonra anlayacağız. Bir şeyler yapılıyor mu? Evet. Peki ama biz nereye gidiyoruz? Yani Türkiye bir gelişen piyasa ülkesi mi? Türkiye bir NATO üyesi mi? Türkiye Avrupa Birliği üyesi mi? Yoksa NATO'dan çıkalım diyen bir ülke mi? Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyen bir ülke mi? Daha çok BRİK ülkelerine mi yaklaşmak istiyor? Çin'le, Rusya'yla birlikte mi olmak istiyor? Malezya mı olmak istiyor? Pakistan mı olacak, Afganistan mı olacak? Bunlar belirli olduğunda buraya para gelir. Ama senin söylediğin çok ama çok önemli bir nokta var. Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen ya da Türkiye'de yatırım yapan Amerikan şirketleri, Alman şirketleri, Fransız şirketleri, İngiliz şirketleri, İtalyan şirketleri, yöneticileri şundan bence çok muzdarip. Sen bu konuları Hamas konusu dahil siyasete alet ederek sermayenin üstüne geliyor musun? Senin iktidarda olan partinin gençlik kolları, şunlar, bunlar belki bir miktar popülizm ya da ekranlara oynamak için gidip bilmem ne kahvecisinde kahve içiyor.
şunu yapıyor, bunu yapıyor ama bunu sen göz yumarsan bu sermayenin Türkiye'de kalmasına, iş yapmasına engeldir. Ben esas sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türkiye'ye para gelmiş, para gitmiş, İngiltere'den para bulamayız, Avrupa Birliği'nden para bulamayız. Bence maliyetini ödediğimiz takdirde para bulma imkanımız düne göre daha az değildir. Hatta son gelişmelere baktığım zaman maliyeti yükselmekle birlikte bir getiri eğrisi oluşmaya başlıyor. Türkiye istediği parayı bulur. Ama öyle mi böyle mi de benim düşüncem ve sorum hakikaten bu. Burada bir bile isteğe yapılan bir sonrasında bir anayasa değişikliği. Mesela Ali Yerlikaya konusuna da gelelim. Hani İçişleri Bakanı komisyona gidiyor ve bir istisnasız herkesten destek alıyor deniyor. Yani işte İstanbul Belediye Başkanı olacak onun için deniyor falan filan. Hani bana kalırsa her şey Türkiye'de siyasette popülizmin bir sonucu ya da orada bir adım öncesinde atılmış bir başka adım gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum sen ne dersin? Ya Ali Yerlikaya, Sayın Ali Yerlikaya basına suçken geçen gün yaptığım bir analizi belki küçücük parantez içine ekleyeyim. Ondan sonra diğer konuyu da benim de anlatacaklarım var hakikaten. Senin de, sana da soracaklarım var ayrıca. Sayın Ali Yerlikaya hakikaten özellikle bu kara para aklama, bahis çeteleri, muhtemelen daha küçük çeteler, bizim bilmediğimiz sosyal medya fenomenleri üzerinden çok konuşuluyor ama vatandaşın hani cebine ve hayatına dokunan bir yığın şeyin suç örgütünün üstüne gitmeye başladı. Bu çok doğru ve sağlıklı bir şey, tavır. Şimdi buradan Sayın Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşımak bana göre gerçekten temsilci rütbeye götürmek olur. Düşünüyorum şu anda hakikaten 81 il, yurt dışı temaslar, suçla mücadele, Avrupa Birliği göç bakanlarıyla görüşmeler, böyle bir portföyü yöneten Ali Yerlikaya'ya İstanbul'un asfalt sorunu, bilmem nerede patlayan kanalizasyon veya çöpün yeniden hayata kazandırılması gibi konulara kitlerseniz hem kendisi için kayıp olur hem Türkiye için kayıp olur gibi geliyor. İyi bürokratı iyi yerde tutmak ve bunda ısrarcı olmak lazım. Bence zaten AK Parti'nin İstanbul için aday kıtlığı da pek yok gibi. Bu dönemden Mart'a kadar gösterecek performans kimin kazanacağını belirler. O siyasetin ayrıca bir konusu. Ama göç meselesinin altını çizdiğini o önemli. Hamas ve muhtemel bir Filistin nüfusunu ağırlama ya da Türkiye'ye alma gibi dedikodular çok fazla yabancı bloglarda çıkmaya başladı. Türkiye Hamas'ın üst kademesini uzun süre İstanbul'da siyaset yaparken yani direkt İsrail'i hedef almazken İstanbul'da yerleşiklerdi ve burada yaşıyorlar. Bir kısmı bence hala Türkiye'ye gelip gidiyor. Burada topa birkaç ülke girmiş durumda. Bir bazıları Moskova'ya gidiyor geliyor, Tahran'a gidiyor geliyor. Katar'da bu işin kaymağını yiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Katar bir yapıyor ama beş satıyor. Özellikle Amerikan basınında, think tanklerinde falan. Hani arabulucu vazgeçilmez Katar, Doha'dan geçiyor bütün yollar falan. Bu hani Ankara için üzücü bir şey çünkü Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı bu meseleye hakikaten canını, dişini, her şeyini, bütün insani kapitalini koyuyor Filistin davasına. Ve karşılığında da bütün şeyi, primi Doha topluyor. Ben buna üzülmüş durumdayım, birazcık da kızmış durumdayım ama bunda pek çok kişi diyor ki yani ekonomin güçlü olsa senin de borun daha fazla ötebilir diplomasi sahasında. Ben yine de saha arkasında öttüğünü düşünüyorum. Blinken'in Ankara temasları, Sayın Hakan Fidan'la görüşmesi, aynı tarihlerde bir önceki durağı olan Bağdat'tan Irak Başbakanı'nın İran'a gitmesi, yani belli ki bir double track bir şey yürüyor. Yani İran'la Amerika görüşemiyor ama İran'ın mesajları da Amerika'nın mesajları da Tahran'a taşınıyor. Bu iş nasıl çözülür gibisinden. İnsani ayağın bir noktada gerçekten dün kimle konuştuysak, yani akademisyenlere de sordum, Kutay Karaca Hoca'yla da konuştuk. Hepsinin söylediği bir yerde Amerika bunları durduracak. Ha, o işte İsrail o hattı kesip kuzeyle güneyi şeridi ayırdığı anda mı olacak? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama zaten siyaseten ve insanlık nezdinde artık İsrail çok zor bir döneme giriyor. Kendini anlatma ve insani sermayesini çok hızlı tüketti. 30 günde tüketti yani.
50 yıllık devletin sermayesi 30 günde tüketildi. Şimdi bundan sonra ne yapacaklarına bakmak lazım. Peki. Şimdi o zaman öyle bir böyle mi de son 5 dakikada ben birkaç gündür ya da birkaç haftadır konuştuklarımızdan çıkarımlarımı söyleyeyim. Ya bu Netanyahu gidici. Belki daha sonra Suriye'de Esad da gidici. Türkiye öyle ya da böyle ekonomisi güçsüz olsa da burada kalmaya, yaşamaya devam edeceği ve etkisinin fazla olduğu gözüküyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na olan antipatiden de kaynaklanıyor olabilir Batı'da. Çok fazla görüşmüyor ama eninde sonunda gelip görüşüyorsunuz işte. Yani Türkiye'de orada vermesi gereken tepkiyi bir anlamda verdi ne kadar tartışılsa da. İran konusuna daha öyle bu işin içerisine karışır falan yok. Bu Amerika ya da işte Rusya, Çin falan zaman zaman karşı karşıya gelse de işte Xi Jinping'le CEO'lar görüşecek Amerika'da falan. Sanki bir miktar ya bu iş Trump'a kalmasın diyen bir Biden var. Çünkü Biden çok kötü durumda. Hem sağlık olarak hem siyaset olarak. Belli belirsizlik bölgeleri seviyorlar. Ukrayna'dan çıkıyorlar, İsrail'den çıkıyorlar. Belki ileride Tayland olacak, Tayvan olacak falan. Böyle bölgesel çatışmalar olacak. Ama öyle bir Armageddon'a zaman daha var. Çünkü eninde sonunda Amerikan doları rezerv para özelliğini kaybetmedi. Borsa kapitalizasyonuna bakarsanız Amerikan borsalarının, Amerikan şirketlerinin büyüdüğünü de görüyorsunuz. Hala dolar endeksinin güçlü de olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar güç kaybetti dense de Amerika'nın bir gücü var ve bundan sonra bir sulhe gitme. Küçük tartışmalar hep olsa da, yani çok tabii yanlış olacak bu küçük tartışma diyorum, bölgesel tartışmalar olsa da bu devam edecek. Nihayetinde sorumuz şu, Mehmet Şimşek para arıyor. Öyle anlatıyor ama biz Mart'tan önce bir şey göremeyeceğiz. Bu bir. Siyasette Mart'tan önce daha büyük karışmalar görecek miyiz? Esas soru bence gelip buraya tıkanıyor. Çünkü belediye başkanlığı ile ilgili olarak daha önce alınan en net karar Sayın Ekrem Bey'in ne yapmasıydı? Ekrem İmamoğlu'nun bir ceza alması olasılığıydı. Bu ortadan kalktı mı? Yoksa belediye başkanı olmasına da engel bir durum ortaya çıkabilir mi önümüzdeki günlerde? Çünkü yanılıyorsam düzelt, büyük olasılıkla CHP seçmeninin ağzına bir parmak bal çalındı. İyi oldu, kötü oldu, iyi yapıldı, kötü yapıldı, çekildi, çekilmedi tartışmaları hariç sonuçta Kılıçdaroğlu gitti. Yerine başka bir CHP'li geldi. Ne dersin? Yani muhalefet birazcık daha şey eder, bence moral buldu. En azından benim gördüğüm yani İstanbul kaybedilecek, İzmir kaybedilecek şeyi ön yargısı kırıldı. Çünkü CHP seçmeninin gerçekten sandığa gitmek gibi isteği ve motivasyonu kalmamıştı. Sayın Özgür Özel'in ve yeni kadronun bunu tazelemeye çalışacağını görüyoruz. Bunun birazcık daha yolu var. Bütün bu Can Atalay kararı, Anayasa Mahkemesi kararı birazcık da gördüğümüz kadarıyla muhalefet bloğunun ağırlıklı orta ve sol grubunu konsolide etmek için yapılmış bir hareket gibi gözüküyor. Yani sağdaki hareketi çok fazla anladığımız kadarıyla şey etmeyecekler, eskisi kadar force etmeyecekler. Yani orada Ali Babacan ne yapar bilmiyorum ama Gelecek Partisi ile AK Parti arasında bir yakınlaşma olabilir. Saadet'e hani Saadet kendi başına Gelecek'le birlikte grup kurduğu için münhasır bir grup olarak ayakta durmaya devam edebilirler. İyi Parti merkezi savunmak iddiasındaysa o tez üzerinden yürümeye devam edebilir. Yani siyaset önümüzdeki anladığım kadarıyla yılbaşına kadar böyle birazcık bir iki ileri bir geri gidecek. Eğer Yargıtay daha sert bir havaya girmezse bu Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi meselesi. Benim ama sana sorum, birkaç tane soru var. Bir, bu Amerikan, yani İsrail meselesinden doğan bazı Amerikan mallarının boykot hikayesi var. Bu artık resmi kurumlarca, mesela Milli Eğitim Bakanlığı kantinlerde İsrail malı satılmasın diyor. İsrail malı zaten okul kantinlerinde satılmıyordur ama o geniş yorumlamayla Amerikan mallarına kadar gidiyor. Amerikan malları bunu çok dert etmiyor ama bir kamunun böyle bir tavrı olma ihtimali var mı? Varsa etkilerde. İki,
Jeremy Powell gerçekten faiz arttırabiliriz gibi bir cümle kurdu mu? Böyle Twitter'da böyle bir şey gördüm. Üç, galiba Kapital Dergisi'nin bu ayki sayısında karlar eriyor diye bir spot gördüm şirket karları. Bu doğru mu? Bunu bana yorumlar mısın? Evet. En sonuncusundan başlayayım. Tamam. Karlar eriyor mu? Şimdi enflasyon muhasebesine geçmemek kararı önemli bir karar. Çünkü enflasyon her şeyi eritiyor esasında. Nasıl söyleyeyim? Biraz şeker hastalığı gibi. Vücut içeride eriyor. Yani yemek yiyorsun ama uykuya dalıyorsun. Kendini böyle şey yapamıyorsun. İçin yiyor. Enflasyon böyle bir şey. Kilo verdim. Biraz kilo veriyorsun. Fit oldum zannediyorsun. Değil öyle. Yani için eriyor. O yüzden bence enflasyonun bu yaptığının etkisi şirketlerin çoğunda karların erimesidir. Çünkü ya kardeşim %100 enflasyon olan ülkede %50 ciro arttırsan, %20 kar arttırsan ne olur? Bitiksin demektir bu. Bu belli sektörlerde kötü, belli sektörlerde iyi karlılıklar var. Şirketlerin iyi yönetmesi veya işte belli perakende sektörü gibi hem iyi yönetip negatif işletme sermayesiyle çalışması ve temel ihtiyaç olduğu için o fiyatların doğal olarak artması, kendilerini koruyabilmeleri gibi şey ki onlarda bile kar marjları çok düşüktür. Çok dikkatli olmak gerekir. O yüzden evet, karlar konusu önemli. Biz böyle ciro arttırdık, öyle yaptık, böyle yaptık. Yok kardeşim. Yani iyi şirket evet. O yüzden iyi şirket bulmak çok önemli böyle bir dönemde. Bir de çok büyük bir maliyetin var. Onu da hani şeye benzetelim, kolesterole benzetelim. Faizler yükseliyor, damarlar tıkanıyor, para gelmiyor. Yani bir de üstüne Yargıtay getirirsin, o da tansiyon. Allah korusun beyin kanamasından gider ekonomi. Yani Türk ekonomisinin şekeri var, ondan sonra kolesterolü var, tansiyonu var. Koşmaya çalışırsa böyle birden bu kiloyla yığılır Allah korusun. Yani tamam mı? Onun için ekonomi böyle, şirketler ayırıyorum, iyi şirket bulmak lazım. Fed ne dedi konusuna gelince, Fed piyasaya her zaman şu ayarı verir. Piyasayla bir kavgası var. Piyasa oyuncuları, işte JP Morgan'lar, ondan sonra Goldman'lar falan, akıllı ol, de, burayı resesyona götürüyorsun, bak adam seçim kaybedecek, Amerikan ekonomisini resesyona sokan, lider olma, Merkez Bankası Başkanı olma falan diyor. Ama adamlar enflasyonu çözmek için ne kadar saçma dense de, şu dense de, bu dense de ayar veriyor. Yani piyasayı borsanın yükselmesi aracılığıyla enflasyon bitti, hadi para harcayından bir şekilde bir dakika abi diyor. Öyle faiz indirimlerine daha çok var. Daha duracağız, gereği de yapacağız diyor. Hep ayar veriyor. Piyasanın bir ekstremden öbür ekstreme gitmesini engelliyor. Bence faiz falan arttırmazlar. Ama öyle kolay kolay faizlerin hemen düşeceğini beklemek de doğru değil. Konu da boykot konusu. Şimdi boykot konusunda bence zaten problem olan şu. Amerikan malı, İsrail malı, şu malı, mu malıdan bir kere çıktı olay biraz. Yani hani saçmalık ayrı da. Ulan Coca-Cola alıp dökmek nedir? Ya, gerizekalı mısın? Yani çok affedersin. Ya, Coca-Cola'yı aldın mı zaten? Hani geçen hafta Coca-Cola %12,5'la borsanın en fazla getiren hisse senedi oldu. Hani samimiyet sorunu bak. Türkiye'nin sorunu budur. Yaptığıyla söylediği birbirini tutmaz. Bu tutarsa sorun çözülür. Faiz de azalır. Ülkeye para da gelir. Ama burada çok ciddi bir sorun var. Diyor ki mallar demiyor artık. Şunu diyor, İsrail'i destekleyenler diyor, şirketler diyor, ülkeler diyor. Kardeşim bir dakika, nasıl buna şey yapacaksın? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı aracılığıyla Hamas'ı destekliyor değil mi? Destekliyor, açık. Benim şirketim var, ben Hamasçı mıyım? Yani. Doğru. Yani şimdi hani bu çok tehlikeli. Yani burası tamam, yine karışıyor. Evet, tamam. Burasını bence çözmek lazım ve ciddi bir liderlik, ciddi bir ülke yönetiminde yani biraz popülizme izin verebilirsiniz. Halkın işte şeyi alınsın, gazı alınsın falan ama bir dakika.
Yani bu başka bir yere doğru gidebilir. Ha bu kutuplaşmadan besleniyorsanız ayrı, ama gerçekten aklı selim ne dedin? Yerli kaya dedin. Bak hani bürokrat tarafıyla, evet bir siyasi sonuçta bakan, İçişleri Bakanı, ama bürokrat tarafıyla o bürokrat ve devlet adamı kimliğinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmeli. Ben şöyle bir şey söyleyeyim esasında. Hani burada Türkiye açısından bakıldığında sorunu ne çözer biliyor musun Türkiye'deki ekonomik sorunları? Ali Yerlikaya gerçekten samimiyetle ve kalıcı olarak yolsuzlukların üzerine gidiyorsa, Sayın Ekonomi ve Maliye'den sorumlu olan Mehmet Şimşek'in de aynı şekilde gitmesi gerekir. Yani bireylerle, sabit gelirliyle, memurla falanla biz maaş zammı yapıyoruz, onlar çok enflasyona neden oluyor. Ya, Sayın Mehmet Şimşek, sevgili bakanım, yani acaba oraya gelene kadar bir yolsuzluğu engellemek için sizin gri listeden çıkmanızı sağlayacak bir şeyler yapılamaz mı? Yani bunu yap, halk arkamda olsun. Ha, yani benim işim şudur, şu tarafı hallederim. Hayır bir şey. Ali Yerlikaya'nın 10 katı burada yolsuzlukla mücadele edilmesi lazım maliye tarafından. Benim haddimi aştıysam bilmiyorum ama benim gördüğüm yatırımcı tarafında sözüm bu. Buyur lütfen. Çok kısacık bu gri listeyi bir anlatır mısın? Niye biz gri listedeyiz ve neden Mehmet Şimşek çıkartmaya ulaşıyoruz diye? Ya şimdi bu gri liste konusunda tabii Türkiye'deki para trafiği var. Yani o konuda çok önemli adımlar atıldı ama yani şimdi hani insan şunu soruyor. Ya bir önceki İçişleri Bakanı niye engellemiyordu? Yani Mersin Limanı'nda bir şeyler oldu mesela. Ha. Hep bunlar şey yapılıyor falan filan. Ne oluyor? E bir de ya altın şeyi, ithalatı. Bence önümüzdeki günlerde sevgili Kerim Rota ile de konuştuk, bu sırada azalacak. Parasal genişleme için veya ticaret için, yani Rus belli ki Çin'den, özür dilerim, İran'dan bir şeyler alıyorsun, doğalgaz çubuğu orada kullanıyorsun. Onu da Mavi abi yazdı, Mavi İlmez yazdı. Yani Türkiye'nin hibrit bir model içerisinde, yani o da olur, bu da olur, öyle de olur, böyle de olur, bugün NATO'dayız, yarın oradayız, dan çıkıp biz bir NATO üyesi olarak bölgemizde barışın, hakkın, adaletin ve kimsesizlerin kimsesi olarak dünyada beşten büyüğün gerçekten ciddi bir savunucusuyuz savıyla çıkarsak, yoksa göç için şu parayı aldık, onun için bu parayı aldıktan biraz böyle hani tacir siyasetçi kimliğinden çıkarsak ya, bence herkes gri listeden de bizi çıkarır. Buradaki halk da sen ben bila istisna burada hükümetin her türlü adımına birazcık bir resimle ilgili diye düşünüyorum ben Ahucuğum. Ben başladım, bittiyse sen bitir o zaman. Ben bitirirken de bir şey söyleyeyim. Yani ben bir süredir bu Dilan Polat operasyonları falan hakikaten cambaza bak bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ama fenomenler üzerinden piyasada dönen paranın veya garip bir şekilde işte hani emekliye verilemeyen maaşın bambaşka yerlerde dolandığını, gezdiğini görünce, ya acaba bu musluklar, bu hani havuzun dibindeki yedikler tıkanırsa bu para havuzda kalmaya devam eder mi? Olmaz mı? Ay onu önümüzdeki hafta biraz açalım ya. Enflasyonun ahlaksızlığın nedeni olduğunu biliyorsak, enflasyon düşmeden sadece ahlaksızlığını afişe edenler ortadan kalkar. Yani yer altına inerler. Şimdi biliyorsun hırsız aynı zamanda terbiyesizleşir. Kendine bir hak görür. Çünkü çalıyor bir şey olmuyor. Çalıyor bir şey olmuyor. Çalıyor bir de oynamaya başlayınca, çalıp oynamaya başlayınca oha ya bu kadar da olmaz oldu. Yani yarın öbür günde burada büyükşehir seçimleri var yani. Biraz da bu kendini yenilmiş ve umutsuz hisseden halka bu kadar da gözüne sokmayalım mı oldu? Yoksa biz kalıcı ve sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı için ilk geldiğimiz gün AK Parti iktidarı olarak yaptığımız borçlanma maliyetini düşürecek ve yolsuzluğu ortadan kaldıracak gerçek basic fabrika ayarlarına mı dönüyoruz? Yoksa fabrika ayarlarımız bu mu? Tartışması bittiği gün bu ülkede bence her şey düzelir Ahucuğum. Bilmiyorum sen ne dersin diyerek sana bırakıyorum sözü.
bitirmek için. Çok güzel bağladın ama hakikaten bu meselenin mali ortasını. Ben şimdi magazin tarafıyla bayağı ilgili değilim de işin parasal hacminin ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Haftaya kadar bu konuda ödevimi yapacağım. Artur çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Atatürk'ü andığımız bugün gerçekten bu kadar da enseyi karartmayalım. Daha kötü olmaması için evet, Türkiye daha iyi bir yerde olabilir. Gerçekten olabiliriz. Hala da olmak için şansımız var. Zemini kaybetmemeye, güçlülüğümüzü arttırmaya, millet olarak gerçekten senin de dediğin gibi doğru bir demokrasi, akıllı bir cumhuriyet olarak ilerlemeye devam edelim. Evet, mikrofonu elimizden alsalar da biz sesimizi duyurmak için sonuna kadar bağırmaya devam edeceğiz diyelim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ahucuğum teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.